Efendim fırsatçılar, ayçiçek yağının ardından şekerde de manipülasyona başladı. Dünyanın en büyük şeker üreticisi olan Türkiye'de son 14 günde şeker fiyatları %170 arttı. 10 Mart'ta 7 lira olan 1 kilogram şeker bazı marketlerde 19 liraya kadar çıkmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı bu duruma el attı. Şeker üreticileri hakkında inceleme başlattı. Fırsatçılar bu sefer şeker üzerinden harekete geçti. Ayçiçek yağının ardından şekerde manipülasyon başladı. Son 14 günde şeker fiyatları %170 arttı. Kara borsa şu an şeker. Fiyat 74 lira. 60 liraya olan var. Yani 2 sene önce şeker 5 liraydı ya. 5 lira şeker 35-40 lira. 70 lira. Birisi 42 lira, birisi 69 lira. Bakıyorum adam yazmış buraya bak. Peki marketlerde, raflarda şekerin fiyatı ne kadar? Vallahi şeker fiyatlarına baktık. Nasıl almış, fiyatı? Çok güzel. Almış başını getmiş. En son aldığımda 52 liraya aldım 5 kilosunu. Ama bayağıdır almadım. 5 kilogramlık şeker 59 lira 90 kuruş. Yine 5 kilogramlık farklı bir şeker 59 lira 90 kuruş. Burada 5 kilogramlık olan fiyatı 42 lira 60 kuruş. Yine farklı bir şeker ürünü 69 lira 75 kuruş. Ve en pahalısına gelelim. Kilosu 18 lira 97 yani 19 liraya geliyor. 56.90'dan 3 kilogram şeker yine markette satışta. Peki son 15 günde şeker fiyatlarında nasıl bir değişim yaşandı onu tablodan hep birlikte göreceğiz. 10 Mart'ta 7 lira olan şekerin kilogram fiyatı 21 Mart'a geldiğimizde 10 liraya, 22 Mart'ta 15 liraya, 23 Mart'ta 19 liraya kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Geçen yıl 50 kilogram toz şeker 290 liradan satılırken 2022 başında 455 liraya çıktı. Geçen hafta ise özel fabrikalarda 600 lira olan bir torba şekerin fiyatı 700 liraya kadar yükseldi. Şu an 800 lira. Geçen ay 450-500 liraydı çuvalı 50 kilosu. Spekülatif artışın en önemli nedeni Ramazan ayı öncesinde şekere zam geleceği iddiası. Bu iddia nedeniyle tüketici şeker almaya yönlendirilirken stokçular da harekete geçti. 28, 29, 30, 31. Ama markete geldiği zaman torbası 600 lira, 700 lirayı buluyor. Başta tabii stokçular, başta zincir marketler. Spekülatif açıklamalar insanları aşırı ve gereksiz tüketime zorluyor. Bir alacaksa vatandaş bu sayıyı 2'ye, 3'e, 4'e kadar çıkarabiliyor. İşte bu yüklü alışverişlerse rafları ve stokları boşaltıyor, tedarik zincirini bozuyor. Şeker piyasasındaki dalgalanma yetkilileri harekete geçirdi. Ticaret Bakanlığı stokçuların belirlenmesi için çalışma başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı da özel şeker fabrikalarını incelemeye aldı. Reyonda şeker yok idi, toz şeker yok idi. Kesme şeker vardı ama toz şeker yoktu. Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şeker üretiminin yeterli, hatta 200 bin ton fazla olduğu vurgulandı. Üretici firmaların uyarılmasının ardından şeker fiyatlarında düşüş başladı.